Son dakika haberi 24 saat. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, dış politikadaki gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyareti sırasında 3 çalışma grubu kurulması yönünde karar alındığını ve Suriye ile ilgili konuların ele alınacağı çalışma grubunda Manbij konusunun iki ülke tarafından değerlendirileceğini belirtti. Ankara, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yönde verdiği sözleri hatırlatarak, PYD, YPG'nin Manbij'den çekilmesini aksi takdirde Manbij'e de düzenlenebileceğini belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri'den özellikle Manbij konusunda somut adımlar bekliyoruz. PKK ve PYD'ye çekilecek ya çekilecek, bunun alternatifi söz konusu değil, diyen Aksoy, bu konuda kararlıyız, bu çalışma grupları en kısa sürede çalışmaya başlayacak ve en kısa sürede somut adımların atılması sağlanacak, dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile 3 çalışma grubunun kurulmasına karar verildiğini, ilkinin, FETÖ ve konsolosluk işleri, ikinci çalışma grubunda Suriye bağlamında Manbij'e ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhüdünün nasıl yerine getirileceğini ve üçüncü çalışma grubunda PKK ile mücadele konusunun ele alınacağını belirten Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü, bu çalışma gruplarını biz kesinlikle bir oyalama olarak görmüyoruz. Belirli bir takvim içinde sonuç alınmasını istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda bir güven bunalımı yaşanıyor. Bu güvenin yeniden tesisi için ilişkilere bir şans vermiş bulunuyoruz. Ama bunun somut adımlarla desteklenmesini bekliyoruz. Çalışma gruplarının ilk toplantılarının Mart ayı ortasından önce yapılması planlanıyor. Aksoy, komisyon çalışmalarının Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Washington veya Ankara'da başlatılmasının yararlı olabileceği düşünüldü fakat henüz karara bağlanmadı. Bunun zamanlaması konusunda da Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerimiz devam ediyor, dedi. Aksoy, Suriye krizinin çözümü için gündeme gelen Astana süreci kapsamında garantör ülkeler olan Türkiye, İran ve Rusya'nın ilki Soçi'de yapılan ve ikincisi İstanbul'da yapılmasına karar verilen liderler zirvesinin Nisan ayı başında yapılabileceğini de belirtti. Kaynak, Reuters.